geliyor, kurt geliyor. Sonra aerosol üçlemeceli mi acaba? Onu da kararsızım. Öyle bir şey mi yapsak? Biraz bahara açık giymiş arkadaş. Kapayım mı? Evet, bir şeyi kapat. Kapamıyorum. Gençim biliyor. Gençlerden başlar. Hayalmış. Biliyoruz. YouTube için çekilmiş yarışmalar, haberler, belgeseller, bir çeşit eğlence kanalları ve benzerlerine kolaylıkla erişiyoruz efendim. Çok pro makineler gibi yani. Eskiden milyon tane farklı site vardı falan. Böyle aslında evet. Tamam, başları geçen videolara gelmek. Paralarla çekilen videoları izleyerek yorumlayacağız. Yani YouTube'un en pahalı videolarını izleyeceğiz ilk olarak. Ya takmaz artık, yeter. Tom Kench demeyeceğim ya. Ben off stream oynuyordum. Tom Kench diyordum. Takmaz da güldü o Tom Kench diye. Doğrusunu öğrendim. Artık söylemiyorum eskisini. Çünkü RP yapan bir insan değilim. Zorla bana Tom Kench dedirtmeye çalışıyor. Chat'e yazıyor ya. Tom Kench öğrendim. Mr. Beast ile başlıyoruz. Squid Game'in gerçek hayattaki bu videoyu yayında izlemiştik. Mr. Beast Squid Game videosunu çekmiş. Olacak iş değil. Neden? Olacak iş değil, çok iyi izledim çünkü. I recreated every single set from Squid Game. Bu normal Squid Game'den daha fazla izlendi ve hala daha fazla geçmeye devam ediyor. Nasıl Squid Game'den daha mı fazla izlendi? Nasıl? The first game we're gonna play is Red Light, Green Light. And they have 30 minutes to cross the red line on the other side of the huge room. So without further ado, Green Light. Iron Sword. Red Light. Tamam, bu videoyu izlemiştik. Gerçekten ölse ya insanlar. O zaman görürüm onun YouTube izlenmelerini. Green light. Red light. Oh, yo, they're dropping. Okay. Abi bu adam bu kadar parayı YouTube videosundan kazanmıyordur ya. Now some people are getting out. They gotta run faster. You gotta sprint. Green light. Green light. Mükemmel ya. I'm not even gonna say red light. I'm not saying red light. It's too late. Too late. Oğlum 400 insanı bulmak bile zaten olay. Congratulations on surviving. Tamam, izlemiştik. See that only 232 of you survived. If you look above your head, you'll see the $456,000 you're competing for. Ne? Bu nasıl bir prodüksiyon abi? Bu adam televizyon prodüksiyonu gibi prodüksiyon adam, anladın mı? Dizi gibi, film gibi. YouTube değil yani bu. YouTube videosu değil. Bayağı bu para da çok fazla ki bu video hayatta o kadar para yapmaz. Bayağı aynısını yapmış ya. Bir de sponsor almış mis gibi. Parayı da kendi almış. Neredeymiş sponsor anne? Burada ben çok iyi yarışırdım. Çok iyi alan çekerim. Çok etkili olurdu. Çok iyi alan çekerim yalnız. Bizim Tepkut ekibi olsa bunda var ya mafya. Hadi abi, videonun hepsini izledik biz de daha. İnanılmaz yani, gerçek olmasa o kadar seviniyorum ki Squid Game. Start the timer, begin the challenge. Okay. Let's go girl. I'm sticking with it guys, I'm sticking. All right, she survived the first. İlk başta sağ. Araya düşerdim, bacak boyumuz. We had our first loss. If you're wondering where she. Gerçekten bir tane videoya koymak bunu biraz şey böyle. Arkadaşlar kusura bakmayın, dışarıda bir tane motosiklet geçiyor. Bundan seri iz yaparsın. Aynı yere zıpla. Düşecek. Oha abi, videonun tamamını da izlemişiz lan. Böyle bir şey yoktu ki. Daha söylenmedi. Sandalye kapmayacağım. Fiyat bir anda yani şu anda. Nasıl buldun abi? Çok iyi. Çok aşırı iyi. Bence bir tane YouTube videosu olmamalıydı bu. Hani devam edilebilir bir seri yapabilirdi diye düşünüyorum. Hep derim. Şu ana kadar bütün yarışma programlarını topla yapılmış. Bu kadar iyi bir yarışma programı yok yani. Hadi stüdyoları, yaptıkları prodüksiyonları falan geçtim. YouTube'da iki kamerayla iş yapılan iş bile çok azken. Kaç kamera çekmiş? Evet abi, ben mesela tek kamera kullanıyorum vloglarımda. Şey bilmiyorum, çok para harcıyor ama demek ki kat be katını kazanıyor ki harcıyor yani. Ama bence izlemesi çok keyifli. Bu videoya harcanan para abi 3.5 milyon dolarmış. Oha, 3.5 milyon dolar. Videonun geliri, yani sponsor ödüyormuş da normal bir YouTuber
Diyelim ki hiç sponsoru yok. Böyle bir video çekmek istiyor. Videonun izlenme sayısı kaç? Hemen bulalım. Ben size ortama kazan miktarda ortamı bir hesaptan ayarlayayım diyeceğim de Amerika'dan fiyatları Türkiye ile aynı değil. Dur. Squid Game Mr. Beast. Oha! Video kaç izlenmiş tahmin edin. Tahminleri alalım. Biz bence böyle yarışma yapabiliyoruz, anladın mı? Yok lan, milyar da değil artık. Yuh, 276 milyon izlenmiş. İzlenme başına 3.2 milyon. 1000 izlenme 3 lira desek, 10.000 izlenme 30 lira, 100.000 izlenme 300 lira, 1 milyon 3.000. 1 milyon izlenme 500 dolar desek 130 bin dolar. 130 bin dolar. 130 bin dolar. Tam dolar, ben esoteye çevirecektim, çevirdim. 130 bin dolar kazanmış. Ya takmaz, işte farklı da işte. Belki tam 300 bin dolar olsun. 3.2 milyon dolar değil ama. 130K sıralama mı hatırlattın? Ya Justy, bu dönemler olur ya öyle şeyler. Tabii bu on platformları falan yapmışlar. Ama yine de çok pahalı ya. Çok pahalı tabii, abi. Tabii sponsor da var. Biz bulunduk ama arada. Ya biz bir de Squid Game zaten izlemiştik ki. Bir daha aslında izlemek için niye boşuna o kadar para harcamışlar? Sponsorlarla çok daha fazlasını çıkartmış olması lazım diye tahmin ediyorum. Ve video ne kadar izlenmiş? 270 milyon gibi büyük bir izlenim almış. Vuuu. Zaten söylüyorum. Aynen öyle. Zaten söylüyorum. Mr. Beast olarak bilin abi, YouTuber'ın gerçek adı Jimmy Donaldson ve 24 yaşındaymış kendisi. Ne? Jimmy Abi ben de 24 yaşındayım ve ben 24 yaş sendromundayım. Adam nelerle uğraşıyor ya. 24'e şaşırdım. 35 yaşında duruyor adam. Mr. Beast'in şu anda 98 milyon abonesi varmış. Ve Forbes dergisine göre 2021 yılında 54 milyon dolar kazanarak YouTube'un en çok kazanan kişisi olmuş. Geçiyoruz abi Rusya'ya. Rusya'daki bir YouTuber'ın çektiği bir video bütün haber kanallarının haber sitelerinde yer aldı. 98. Arabayı roketle vuracak. Şey mi lan bu? Norç başka bir şey. O, ben bu videoyu izlemedim bu arada arkadaşlar. Neydi ya? Hani böyle sürekli silah deneyen adam değil mi? Güzel araba. Tam bir rapçiye benziyor bu herif. Ne olacak? Oğlum adam arabanın kapısını bile şöyle fırlatmıyor da minimal kapatıyor. Yakma! Arabayı yakma! Gözünü seveyim, ya yapma! Ya israf ama bu ya! Yapma! Bu arabayı mı yakacak? Böyle Allah belanı vermesin. Git ya! Gerçekten Allah belanı vermez. Yazık. İsraf abi, israf. Yakacak mı arabayı? Benzin de pahalı zaten. Hem benzin pahalı, hem araba israf. Gördüğüm en iyi Mercedes falan diyecektim ben sana şu an. Günah olmalı abi bu israf etmek ya. Ben bir anda şey oldum, günah olmalı. Allah'ım bunları veriyorum, bize niye ver? Şeycan, böyle bir video nasıl çekebiliyor? Orman yangını başlatma riski var dünyanın. Sinir oldum ben, ne istiyorum arabayı? Arabayı ben kullanırdım oğlum. Ben de kullanırdım abi. Yakıyor ya, şerefsize bak. Neden? Ya ben... Abi yanan araba videosu da ben gördüm. Filmlerde, dizilerde görüyoruz yani. Çok değişik bir görüntü çıkacak olsa ortaya. Acaba hiç kimsenin bilmediği, çok merak edilen bir şey olsa okey diyeceğim. Yani yanan bir araba işte yani. Ya buna okey değilim. Bak... Ay... Sosis yiyor. Keko. Sosis de çok çirkin. Simsiyah olmuş anlamda. Siyah bir sürü. Yani izlenme için böyle bir şey yapmak... Lada mı o?
That plot twist. Adam liseye Şahin mi götürmüş? Ya oğlum yapılır mı bu hareket ya? Kafana evet. Sıçayım senin ya. Vallahi üzüldüm yani. Bana verseydi. Videonun konseptini de şey yapsaydı. Sokaktan birine işte Mercedes... Aynen ha, öyle video yapsa belki daha çok izlenirdi lan. Sokaktan birine Mercedes veriyoruz. Mercedes C serisi bilmem ne hediye ettim yapsaydı mesela. Ya git durumu kötü olan bir aileye destek ol. Çok daha bir boka yaramış olursun yani. Bu mantıksız. Yani bir insan gerçekten yaptığı şeyin doğru ve böyle havalı olduğunu düşünüyorsa ve çok net değilse ben çok tilt alıyorum. Ya sen salaksın diyesim geliyor. Tutup böyle hayır sen salaksın diyesim geliyor. Bazen benimle geliyor. Ya izlenme için böyle şeyler yapma. Ya bence mesaj vermeye çalışmış bu arada. Ha. Değil mi? Eğlencesine değil. Öyle bir şey. Eğlencesine değil. Olmamalı. Çok üzülürüm öyle bir şeyse. Gönder. Abi ne mesajı ya? Kimse o mesajı anlamaz ki. İlk dikkat edilen konu hep ah bir arabayı yaktı yazık der yani. Hiç kimse mesaj... Ben hiç mesaj almadım abi. Dur. Şöyle aracın abi Türkiye fiyatı ortalama 9 milyon TL. Aa. Yurt dışında ise 200 bin dolara satılıyormuş. Rus YouTuber abi Mikhail Litvin arabası Mercedes AMG GT 63 S'i... Bu arada hani işte bizde 9 milyon çok pahalı. Normalde 200 bin dolar falan diyoruz ama Rusya'nın ekonomisi de tam bilmiyorum tabii ki ama... Yani bir Amerika ekonomisi gibi zaten değil yani. Bize 9 milyon Türk lirasına geliyorsa onların da hani asgari ücret kazanmasına oranla onlara da pahalı bir araba aslında. Anladınız değil mi demek istediğimi? Ha işte 200 bin dolar işte Amerika'da yaşayan biri için falan deyip yapma. Rusya'da çekildiği için video orada da bizim gibi alım güçleri bizim gibi yani. Kesin tamire götürmek zorunda kalıyormuş. Yapılan tamirler işe yaramamaya başlamış ve aracı belli aralıklarla bozulmaya devam etmiş. Ha. Mikhail de aracını yakarak bu durumu protesto etmiş. Tamam lan aferin. İyi olmuş o zaman. Ben tabii bütün kararımı değiştirdim şu an. Bu arada böyle bir arabanın için bence bozulmaması lazım. Yani arabaya bak. Araba yani, bozuluyor. 200 bin dolar falan veriyorsun arabaya. Bozuluyor falan. Protesto. Mercedes'i protesto. Ya bu şey gibi benim süper online'la kavga edip paylaşım yapmam gibi. Şey modem parçalıyor böyle. Aynen. Falan. Ama bir de modemi önceden alıyorum pahalıya falan. Aynen, aynen. Saçma sapan. Hayır ben sana bir söyleyeyim. Sebebini öğrenmeye çalıştım önyargılı davranmamak için. Sebebini öğrenme daha da saçma buluyorum şu an yaptığı abi, hareketi. Aynen protesto bozulur, araba bozulur. Benim de arabam bozulur. Ben yaktım mı arabamı? Yapmazsın yani Mercedes'i. Mercedes'in çok umurumdaydı YouTube'daki videosunun arabasının yakılması. Mercedes bunlar reklamla yapmıştır ya. Bu videonun böyle bir 5-10 milyonun izlenmesi Mercedes'in tadını kaçırabilme ihtimaline sahip. Çok da umurlarında olmaz. Yenisini temin eder, es geçip kapatırlar hikayeyi. Bu video şimdiye kadar 30 milyon izlenme almış. Mercedes'te 30 milyon daha zaten. Ne araba yakmış mı? 30 milyon ne? 30 milyar izlensin isterim. Teşekkür ediyordur ben sana diyeyim. Globalde birçok haber sitesinde bu video haber oldu yani. Güzel. O da evet dikkatini çekmek istemiş, dikkatini de çekmiş. Başarmış. Geçiyoruz Logan Paul'a. Logan Paul. Evet, Logan Paul abi bir videosunda 2 milyon dolar harcayarak Pokemon kartlarının first edition'larının hepsini satın alıyor. First edition Pokemon kartlarını topluyor bütün piyasada. Okay. Bu sayılmaz. Bu konuya hakim değilim. Aynı fiyata satar onu. Ama video için bu kartları harcamış. Benzer bir fiyata satar ne fark eder abi? I'm gonna buy every single first edition box on the planet. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Bu şimdi hepsini topladığı için daha değerli bile olabilir yani. Çünkü bir tek video ondan var. Video sonunu göreceksin. Evet. Çok evet. Büyük kazanç sağlayacak. Evet, aynen. I'm financially right. I'm selling my house. I knew you were gonna say that. I knew that was coming. Gerçekten satıyor mu evini? These first edition booster boxes are the rarest, most valuable. Abi buna bu parayı vermezsin. Kaç yaşında adamsın? Yapma gözünü seveyim. İçerik mi gelmiyor aklına ya? İçerik için yapıyorlar ya. My stream, it's worth $350,000. These boxes are holy grails. And as the saying goes, I had to catch them all. Olayı anladınız değil mi? Mention finding these things is next. Hepsini toplayıp piyasa yükseltecek aslında yani yaptığı bu. Oha adama bak nasıl olsa alıcısı var diye 500 bin dolar nakit de der. A little expensive man. Yeah. Hey, what did I pay for this? You paid 350k. It's a lot of money for a little box of cardboard. 300. Bu paralar ne ya? 50 bin dolar mı ödemiş? Ha bir de açılmamış şeyler. First edition. O yüzden böyle pahalı zaten. Adam onca yıldır kendi evinde
tutmuş, adam da mı açmamış kutuyu? Oğlum çocukken bende bu vardı, anlamadım. Tutsa mıydım keşke onu yani. Ne ciddi yani, misin? Çaktım ve ama iyi kaçtım. Abi bu nasıl bir, bu en çok büyük para katlama yöntemiymiş lan. Küçükken alsaydık şimdi satardım yabancılara. Ne? Allah kahretsin, bende bu vardı, Allah kahretmesin ya. Yani şöyle söyleyeyim, öküz deste olsa büyük ihtimalle... Benim yoktu ki Pokemon kartı. Allah kahretmesin ya, aman tamam oynat ya. Böyle bozuldu. How much did I pay for this? 325. Holy shit. 675 bin dolar mı? Wow, this one is pristine. I got your package in the mail. Abi şaka mı? Allah'ım keşke geçmişe gitsem 2-3 paket Pokemon kartları alsam da bir tane kerize böyle satsam ya. Hayatım kurtulması 3 paket küçükken 10 liraya Pokemon kartı almak mıymış? Hiç geçmişe gitsem Bitcoin falan almam ha. Transaction of my life. 2 boxes, 675, it's done. Gotcha. Alright, let's lock it. Neye bak işte? Adam tüccar değil ama. Yani şeyi çok kötü yaptı. Ama çok güzelmiş ya. This is my biggest Pokemon purchase, man. $670,000 verdi. Saçmalık. Ben şunu anladım. Adam 35 yıldır onları açmadan nasıl durmuş ya? Ben mesela... Ben dayanamazdım. Saçma sapan bir şey gerçekten. After 3 months, I have finally acquired the most valuable Pokemon collection in the world. All 36 first edition packs will be up for auction right now on goldenauctions.com. The link is in the description. Açmayacak mı? Historical event and get that Charizard or one or maybe two or three. Bilmiyorum ya. Benden geçti herhalde, bana çok saçma geliyor. Ya koleksiyon abi. Koleksiyonculuk benim doğamda yok galiba. Bende var. Kendisi abi bu videodan sonra videoda ortalama 330 bin dolara aldığı desteği, sadece bir tane desteği 1.4 milyon dolara satmış. Eli zaten iki ediyormuş. Bir dakika neymiş? Bir tane desteği sonra videoda ortalama 330 bin dolara aldığı desteği, sadece bir tane desteği 1.4 milyon dolara. Allah kahretmesin, bak 330 bine satan da salak oldu. Adam zamanında akıllılık etmiş, o bile salak yerine geçti. Diğeri 1.4'e satmış. Satmış. Eli zaten iki ediyormuş anasını. Yani evet. Ve sadece bir desteden bahsediyoruz. 6 tane deste var. Kalan destelerle ilgili bir bilgi bulamadık ama büyük kar ettiği kesin. Kendisini. %1 milyon. Ne düşünüyorsun efendim bu video hakkında? İş. Benim YouTube'dan şu an kısılın istem. Ağzına çoktan çok gidiyor. Çok acil böyle YouTube'daki bir videoya danaya girer gibi girmemiz gerekiyor. Kat ve katını kazanmak için yani. Çok tek bir destenin neredeyse bütün destenin parasını çıkarmış. Ya tabii canım onun... Tabii canım kartların ne olduğu belli olduğu için değerlendi. Kötü de çıkabilirdi, ben de biliyorum. Bu şekilde uygulamış olması çok mantıklı tabii ki de. Ama en başında zaten ondan bu paraya bunları satın alanların algısını anlayamıyorum. Yani okey, benim anlayamadığım bir şey bu koleksiyonculuk. Bu video şey denemez yani, şu kadar en para harcanan video. Yatırım. Hani, yatırım hatta bayağı bir kâra da geçmiş belli ki. Aynen. Hem izlenimini kâra geçiyor hem de ürünleri ekstra paraya sattığı için kâra geçiyor. Bu nasıl bir kâr? Ayrıca 2022 yılında Dubai'deki bir Pokemon kartı koleksiyoncusundan 5.3 milyon dolara değerli bir Pikachu kartı satın almış. Sadece bir kart. 5.3 milyon dolar mı? 4 milyon doları nakit, 1.3 milyon dolarını yine Pokemon kartı olarak vermiş Logan Paul. Çok saçma ya. Abi insanlar ne yapıyor ya? Mert hoş geldin Mert. Okey ya. Aman tamam, sonraki videoya geç. Tek bir... Aa, adam sinirlendi abi. Kart için. Burada 2 milyonla hepsini aldı. Tek bir kartı 5.4 milyonla mı almış? Evet. Pikachu bile bu kadar değerli olduğunu bilmiyordur. Pika evet. Pika. Ben Pikachu olmak istiyorum. Vallahi 2 milyon döndü. Dolar dediğin para? Ay başım döndü demişim. Modum düştü. Ufak bir çarpım tablosuyla 34 milyon TL ediyor. Aha. Tamam abi geç. Oo, benim favori, uzun zamandır favori YouTuber'ımdı. Sonra kim? Bir kayboldu etti. Gibi yani. Değil mi? Da, evet, biraz evet. Çok ama... takip ediyordum ben Casey Neistat abi, inanılmaz. Ve en saygı duyduğum, sevdiğim YouTuber'lardan birisi. Ben bilmiyorum bakayım bir. En lüks first class uçağa binmiş ve bunun için 21 bin dolar vermişti. Uçağı tanıttığı videoyu hemen izliyoruz.
Abi Allah rızası için bunu ben de yaparım. Türk Hava Yolları, Pegasus, Sun Express, Qatar Airways. Her hepsine sesleniyorum. Ama şimdi hepsine seslendiğim için biri diğerini kıskanıp gelmeyebilir. Ben de çok güzel tanıtırım business class'ı. Bana da bir uçak bileti ayarlayın. En büyük hayalim bu var ya. Bir tane havayolu beni görecek, bana diyecek ki tamam lan diyecek. Business da değil, sana ekonomi. Bakalım sen de ekonomiyi anlat mesela. İşte diz mesafesi nasıl, önlü arka koltuk arası. Bakalım hostesler nasıl davranıyor falan. Sen öyle bir video çek diyecekler. Bedavaya diyelim ki ne nereye? Brezilya'ya uçak bileti, gidiş dönüş. TY'de çalışıyorum, burada herkes kıskandı sen o sponsorluğunu. Ya bir git demo. Ya özel jet bile değil. Bu zenginlik değil benim için, ben buna katılmıyorum. Writing kit. Böyle bir şey ben de deneyimlemek çok isterdim. Yapmaz mıyız? En pahalı uçağa tepki. Hayır. Lütfen. Bunlar beni hiç ilgilendirmiyor. Uçak geçici yani. Ev karavanı almıyorum sonuçta. Abi bu herifin çekim kalitesi, arkada kullandığı müzikler falan efsane. Çoğu müziği bu arada kendi yaptırıyor biliyorsun değil mi? Kadın yukarıdan diye bakma. This is what it looks like when it goes from a seat. Ha bak, bundan etkilenirim işte. Chair. Mikrofon taksa mıymış acaba? 21 bin dolar verip bu kadar kötü bir... Oh be. Oh be. Ya normalde şehirler arası 1 saat uçak zaten önemli değil. Avrupa'da 2-3 saat sürüyor da mesela işte Arjantin 18 saat, Amerika 12 saat falan ya. Onlar da çok iyi olur. More comfortable than my bed at home. Ama gözlükte de yatmasın lan. Duş al. Allah Allah. Oğlum bu nasıl uçak? Oğlum? The dream. Showering on an airplane. Abi niye gözlükle peki bu adam? I am showering on an airplane. Bunun bir tık üstü şey, havada havuzda yüzmek. Bayağı ama mesela uçakta duş alma fikri de çok güzel yani. Uçarken duş alıyorsun abi. Evet, değişik güzelmiş. Ben böyle bir konsept olduğunu bilmiyordum. Enteresan yani. Yani uçarken duş almak değil, uçarken havuza girseydim ya da uçarken deniz konseptli bir havuz yapsalardı o şaşırtıcı olurdu. Ön yargıyla yaklaştım ama güzeldi. Kaybettim, yani. Güzeldi evet. Evet. Duş çok iyi. Duş. Duş. Mesela bir kere bir denersin değil mi sen? Evet. Havada bir duş alayım evet yani. Evet ya, hani onu bir kere bir bileyim yani nasıl yani. Bir his anladın mı? Bir de gerçekten uzun uçuşlarda... Uçarken deniz dediğim Antalya'da vardı o yüzden. Demek ki siz bilmiyorsunuz. Dolandırmışım yok yok. Uçarken deniz dediğim şey şu. Bazı havuzlar dalgalı havuz oluyor ya böyle sahile vuruyor gibi yani. Havuz ama deniz gibi yapıyorlar havuzu. Ondan bahsettim. Uçarken deniz havuz gibi dediğim oydu. O kadar saat üstünde o kıyafetler kalınca hava alalı pisliği falan insan kendini çok pis hissediyor. Ben böyle çıkmadan böyle temiz çıkmak isterdim. Hayatta da uçakta duşa girmem, üşenirim. Tuvalete girmeyi bile sevmiyorum uçakta. Çok lüks bir uçak yani tabii. Tabii. Bak, kabinim var oğlum uçak. Kabinim var. Abi uyuyorsun, yatıyorsun. Mükemmel bir hissiyat. Evet. Sadece yatman bile bence first class olması için yeterli. Büyük evet. Paralar lazım. Bir de arkada ekonomide uçanlar böyle 3 kişi yatıyor. Böyle perde aynen. Kapanmış böyle. Aynen. 12.5 milyon abonesi olan Casey Neistat abi bir dönem her gün vlog paylaşımı yaparken son bir yılda sadece 4 video yayınlamış. Aa, kendi kanalında. Bakmış. İşte prodüksiyon işleri falan var zaten adım. Asıl işi o yani. Hmm. Son videomuza geçiyoruz abi Mr. Beast. Aa yine Mr. Beast. Başlayıp onunla kapatıyoruz. İzleyeceğiz. Okay. Hemen bakıyoruz. Hangi videosu? Please put your right hand on this cash. En son kim bırakacak? Dokun bana. Your hand off this million. Yarışma vardı böyle. Keeps it. Çok uzun saat. Çok basit abi. O kadar güzel koymuşlar ki anlatıyorum, pozisyon anlatıyorum.
İki elini de böyle koyacaksın, böyle kafanı dayayacaksın. Hem de ayakta durmanın ağırlığını da hissetmeyeceksin. Ağırlığını oraya vereceksin. Ben dururum, 65 saat dururum orada öyle. Yarışım vardı böyle. Keeps it. Çok uzun saat tutarsın. If I need them all to just rotate clockwise. Let's see it, let's see it. I'm watching. We're watching. Watching. Burak, biz niye böyle şeyler yapmıyoruz? So our hand referee noticed something fishy. He thinks Jorge took his hand off the money. Stacking up the tech deck. What is that, Chris? It is final. Jorge is officially out. This is indisputable fact. Good morning, guys. You survived the night. Anyways, yes, this is by far our most expensive video. $1 million plus this. Everything in here. This is gonna cost like $1.2 million. 1.2 milyon dolara mal oldu. Zor bir şey var, çok zor. Great. Are you ready to see this? You guys look so happy. That's awesome. This is $1 million in cash. Don't remove your hands. Tamam, geçelim artık. I just did. Oh, you put your hand. I definitely just did. I put myself, touch my elbow. Gitti mi o? Evet, iki kişi kaldı. Aa! Aa! Salak! Son iki kişi kalmış mal. Abi ama sol eli değiyordu. You took it off. I can go home. I can go home. Can go home diye seviniyor. Parayı kazandığı için sevinmiyor ya. 36 saatin sonunda. I can go home. Yazık ya. Çocuğa çok üzüldüm. Tipini görsene. Şok geçirdi adam ya. Şöyle yarışmalar olsa ben kazanırım ya. Omar's hand did leave the money. $92 million izlenme alan bu video için abi ortalama $1.2 million harcanmış. Zaten büyük ödül $1 million değerinde. Bizim de zamanında televizyonlarımızda olan... 200 bin lira neye harcamış abi? $200 million bir tane o koskoca Mercedes parası hangi nereye harcanmış? 1 milyon veriyor, $200 million neye harcanmış onu anlamadım. Evet. Hayali onu YouTube uyarlamışlar ve bizim Türkiye'de verilen ödülden çok daha fazlasını bir YouTube videosunda. Sen bununla kaç saat dayanabilirdin? Ben sabırsızım, o kadar dayanamam. Ben sabırsızım. Helal olsun ama. Yapmış bu işi, anladın mı? Çözmüş. bu işi yapıyor, spor olarak yapıyor yani belli ki. Ne düşünüyorsun abi? $1 milyon bir ödül veriyorlarmış bu oyuncada. Ne diyeyim abi, güzel yani. Çişi gelince altına yapıyormuş, tamam ne yapacak? Neden? 2 gün elini böyle koydu ya, $1 million mı aldı yani gerçekten? ne kadar 2 gün? 48 saat mi? 33 mi? 36 saat mi öyle bir şey? Bayağı psikolojik bir olay. Ya bu çocuk niye hep böyle sinirleniyor videolara? 48 saat mi? 33 mi? 36 saat mi öyle bir şey? Bayağı psikolojik bir olay bu arada. Kadim ki videoya da sinirliydi. Bizde mi yapalım diyorsun buraya? Tamam, para olarak mı gözüküyorsun yoksa hakikaten iyi kullan... Videomuz bitti, bu kadardı. Tepki kolik 350 bin. YouTube'un en çok para harcanan videolarına tepki. Güzel videoydu bence, beni sardı. Yani ama insan bir psikolojisi bozuyor. Allah'ım diyor, neler varmış diyorsun yani. Berin'i bir arayayım su ve ateşe müsait mi diye, bekle. Ay WhatsApp'tan arıyorum ama. Bu arada arkadaşlar saat 3.21. 6'da kapanıyor üniversiteler ha. Ablam? Su ve ateşe benzeyen oyunu oynayalım mı senle? İstemiyor musun? İyi tamam, kapatıyorum o zaman. Tamam hadi bay bay. Üniversiteler ne alaka diyenlere şey, üniversite gezmeye gideceğiz de Behrin'le, o yüzden yayını kapattıktan sonra, ya şimdi devam ediyorum yayına da, yayını kapattıktan sonra yapacaklarım, duş alacağım, hemen çıkacağız Behrin'le falan filan. Saat 3.22, 4'te yayını kapatsam, duşa girdim, hazırlandım, 4.45, gittik 5, tamam vakit yetiyor, sıkıntı yok. Siz inandınız değil mi yine gezeceğiz? Evet Takmaz, çok inanıyoruz. Gezince kapak yapalım mı? Yeditepe'ye bakacağız kanka, Yeditepe yakın zaten evime. Yol zaten 10 dakika yani, yakın ki. Sıkıntı yok. Bu arada WhoCakes Tier 1 ile 2. ayını yayınlamış. Nesin nesin yayınlar demiş. Teşekkür ediyorum WhoCakes, sağ ol.
Hey sen, videonun burasına kadar gelmişsin. Bravo. Hey sen, videonun bu kısmına kadar geldiysen like at, yorum yaz ve videoyu beğen. Yaranıyorlarım.